İyi akşamlar, Güne Bakış'tan merhaba. Güne Bakış'a sıcak bir konuyla başlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'na yönelik hem kendi partisinden hem de iktidar kanadından eleştiriler gelmeye devam ediyor. Tabii savunanlar da var. Tüm bu konuyu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bekleyenleri gazeteci Kemal Can'la konuşacağız. Kemal Bey merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba, iyi yayınlar. Evet, biraz ölçüsüz olarak da niteleyebileceğimiz birçok eleştiri geliyor Kaftancıoğlu'na. Siz de bugün bu konudaki yazınızı Gazete Duvar'da paylaştınız ve bunun aslında Kaftancıoğlu'nun sana ne türü bir muhalefet izlediği için ve onlar ne der diye düşünmediği için olduğunu yazdınız. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani şöyle bir tarafı var. Şimdi otoriteryen eğilimlerin ve bu tür iktidar anlayışının ve siyaseti belirleme çabasının istediklerini yapmak, kendi yaptıkları konusunda ölçüsüz davranabilmek, hesap vermemek, istediği kararları hukukun ya da demokrasinin kuralları içerisinde sorun olabilecek şeylere rağmen yapmaya devam etmek gibi şeyler dışında şöyle bir meselesi var. Bunu sadece istediklerini yapmakla sınırlı kalmak ona yetmiyor. Bu işin fıtratında bunu herkese kabul ettirme ve buna herkesin itaat etmesini istemek gibi bir özelliği var. Yani bu tarz siyasetin ve siyaset anlayışının vazgeçemeyeceği bir şey. Bu böyle seçimlik bir şey değil, üsluba dair bir şey değil. Dolayısıyla buna itiraz eden, buna papuç bırakmayan, buna direnen, buna karşı çıkabileceğini gösteren her türlü odak ve kişi, aktör, eğilim, büyük bir şiddetle karşılanıyor. Aslında bu olayda da bunu yaşıyoruz. Yani işin bu birazcık ne diyelim felsefi tarafı, ama tabii real politik bir tarafı da var. Yani bu seçim gündemi dolayısıyla şu anda CHP'yi merkeze koyup CHP üzerinden bütün muhalefeti bir tür hizaya getirmek, hatta muhalefeti dizayn etmek, muhalefetin kendi içindeki problem noktalarını, zaaflarını açığa çıkartarak biraz onları bozmak üzerine kurulu bir taktik anlayış da var. Ama ben birincisini daha fazla önemsiyorum. İşte bu milletin değerleri, işte ya da yerli milli olmak filan gibi meseleleri koyarak toplumu ve aslında toplumun içerisinde muhalefet edebilecek bütün odakları bir tür hizaya getirmek ve bir tür kendi çizdiği sınırların içinde davranmaya zorlamak. Bu sınırları zorlayan herkese de büyük bir saldırı ile karşılık vermek. Bu saldırıların sahiciliğiyle ilgili de bir tartışma yapılabilir, ama iktidarın becerebildiği, işte biraz medya desteği, sosyal medya hakimiyetiyle becerebildiği bir şey bu havayı yaratabiliyor olması. Yaşadığımız bence böyle bir şey. Canan Kaftancıoğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden de özellikle ulusalcı kanattan epeyce eleştiri geliyor. Hatta neredeyse iktidarın kullandığı dille aynı biçimde yapılan eleştiriler. Burada artık Canan Kaftancıoğlu'nun CHP il başkanı seçilmesi, hani CHP içerisindeki o hep tartışılan bir takım çıkmazları, ulusalcılar mı yoksa daha sola yakınlar mı vesaire gibi tartışmaları da bitirecek ve bir kırılmaya yol açacak mı sizce? Yani burada biraz önce söylediğim gibi bir tür muhalefeti de dizayn etme, onu hizalama, onu çizilmiş sınırların içerisine zorlama tavrının elbette bu muhalefet bloğu içerisindeki ve muhalefet partileri içinde de karşılıkları var. Hatta birazcık bugün işte Ümit Kocasakal'ın adaylık açıklamasındaki diline filan da baktığımızda şunu görüyoruz.
bir tür muhalefet partileri içerisinde bu çizilen sınırlara, işte o çizilen sınırlarda yerli milli, milli hassasiyetler, milli çıkarlar filan gibi başlıklar altında sıralanıyor. İşte burada Kürt politikasından Orta Doğu politikasına, işte dini referanslardan ekonomik tercihlere kadar çeşitli şeylerde bu sıralama kullanılıyor. Ve burada bu sınırlara en iyi ben uyarım. Dolayısıyla en az sorunu ben çıkartırım. Bunlarla uyumluyum, bunlarla uyumsuz olanlardan kurtulun, beni seçin şeklinde bu iktidarın muhalefeti bozma anlayışından politik çıkar sağlamak, pozisyon edinmek isteyen çeşitli çevreler ve kişiler bu zemini kullanıyor. İktidar da zaten bunun kullanılacağını, bu alanın kaşındığında böyle sonuçlar çıkacağını gayet iyi bildiği için doğrudan oraya yükleniyor. Hatta dikkat edilirse hükümete yakın, iktidara yakın medya, sosyal medya odakları ve hatta resmi sözcüleri bile birdenbire CHP'yi CHP'lilerden fazla düşün. Onun o oy kaybıyla ilgili kaygılanır, açıklamalar yapmaya başladılar. İşte Atatürk'ün partisine ne oluyor filan dediler. Bu aslında bu tür bir hareketliliği kışkırtmaya dönük. Ama bu olay özelinde buradaki işaret fişeğinin de tam da bu çevrelerden. Çünkü kongre sürecine yaklaşıyor zaten parti, CHP özelinde konuşursak. Bir hafta önce de HDP'de benzer bir tartışmayı yaşamıştık. Yani bir süre daha çok organize biçimde iktidar çevrelerinin muhalefet partilerine ve muhalefet bloğunun kendi iç sorunlarını kışkırtıcı, onların gerilimini arttıran hamleler yapacağını öngörebiliriz. O çevrelerin içerisinden de bundan bir politik fayda sağlamaya çalışanların çıkacağını bekleyebiliriz. Nasıl sonuçlar verir? Açıkçası ben gelinen tabloda eğer taraflar ki yani muhalefet dili konusunda hükümetin sınırlarında olmaya teşne olanları dışarıda tutarak söylüyorum. Eğer 16 Nisan'daki referandumdaki muhalefet performansı galebe çalar ve muhalefet bloğunu bu rüzgar ayakta tutarsa büyük ihtimalle bir sonuç alamayacaklardır. Ama son ana kadar iki tarafta da, yani hem iktidar bloğunun muhalefet dönük ataklarında hem muhalefet içerisinden bir takım odakların bundan sonuç elde etme çabalarında son ana kadar bir azalma olmayacak, hatta artma beklenebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, Güne Bakış'ta konuğumuz Kemal Can'dı. Kemal Can, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Canan Kaftancıoğlu ile birlikte partide başlayan tartışmaları değerlendirdi. Bir diğer haberimize geçelim. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kanada'nın Vancouver kentinde Kuzey Kore sorunu ile ilgili zirveden Washington'a dönüş yolunda gazetecilere Suriye'de herhangi bir sınır gücü kurma niyetleri olmadığını söyledi. Ankara, ABD liderliğindeki koalisyon Suriye'de YPG ile birlikte bir kuzey ordusu kuruyor demiş ve Washington'ı böyle bir adım atılmaması için uyarmıştı. Ardından koalisyon sözcüsü Albay Veeley, TheDefensePost.com'a yaptığı açıklamada toplam 30 bin kişilik ama adı kuzey ordusu değil de Suriye sınır güvenlik güçleri olan bir oluşumun çalışmalarını yürüttüklerini söylemişti. Çarşamba günü Milli Güvenlik Kurulu'nun bu sorunun ana gündem maddesi olduğu toplantıyla aynı saatlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada'da ABD yöneticileriyle aynı konuyu görüştü. Sonuçta Amerikalı yetkililer geri adım attı. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson gazetecilere şöyle konuştu. Tüm olup bitenler yanlış resmedildi, yanlış tasfiye edildi. Bazı kişiler yanlış konuştu. Kesinlikle bir sınır güvenliği gücü kuruyor değiliz. Bazılarının yorumlarının böyle bir izlenim bırakmış olması talihsizliktir. Yaptığımız şey bu değil. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı Doğal Kararlılık Harekatı basın masası, Medyascope'da yakın takip programını hazırlayan arkadaşımız Mete Sohtoğlu'nun Suriye'deki yeni gelişmeler ve Kuzey Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri destekli bir ordunun
kurulmasına yönelik haberler hakkında sorduğu sorularına küresel koalisyonun bir üyesi ve bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının son derece farkındayız şeklinde bir yanıt verdi. ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Doğal Kararlılık Harekatı basın masasının açıklamasında yer alan bazı ifadeler şöyle. Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatı Suriye'de yerel güvenlik güçlerini eğitmeye devam etmektedir. Burada söz konusu olan yeni bir ordu ya da klasik bir sınır muhafız gücü değildir. Bu güvenlik güçleri IŞİD savaşçılarının Suriye'den kaçmalarını engellemeye odaklanmıştır. Bu güçler kurtarılmış bölgedeki yerel güvenliği arttıracak ve yerel hakları koruyacaktır. Bugüne kadar koalisyonun Suriye'de düzenlediği operasyonlar sayesinde IŞİD zamanında elinde tuttuğu bölgelerin hiçbirini geri kazanamadı. Bu şekilde devam etmesini hedefliyoruz. Küresel koalisyonun bir üyesi ve bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının son derece farkındayız. Suriye'de IŞİD'i yok etmeye yönelik çabalarımızla ilişkin şeffaf olmayı sürdüreceğiz. Aydın Selcan, Medyascop TV özel yayınında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın açıklamalarını şöyle değerlendirdi. Bu işin başlangıcında bir iletişim kazası olduğu veyahut nasıl söyleyeyim bir basiretsizlik olduğu belli. Çünkü zaten haritamızda da var. Bütün Fırat'ın doğusunda ABD mevcudiyeti var. Bu mevcudiyet artıyor. Askeri olarak üstüne üstlük geçen yıl bitmeden henüz en üst düzeyden diplomatlar da artık sahada olacak dendi. Çünkü bir yeniden inşaat süreci başlıyor ve kabaca önümüzdeki bir iki yıllık sürede bunu hem Washington'da üst düzey yetkililerle konuşanlardan biliyoruz. Hem PYD'nin üst düzey yöneticisi Doktor Aldar Halil gibi Salih Müslüm gibi isimlerin öngörüleri de buna işaret ediyor. Bir iki yıllık zamanda ABD'nin burada mevcudiyeti belli. Burada yine Fırat'ın doğusunda 60 bin civarında ve yarıdan fazlası YPG olmak üzere bir mevcudiyet olduğu ve bunların tamamen bütün eğitim ve donatımlarının ABD tarafından sağlandığını da biliyoruz. Bunlara ilaveten şu anda olan bir 200 civarında bu işin başlangıcı bu bir farklı görev için kullanılmak üzere yeni bir eğitim yaptığı anlaşılıyor ABD'lilerin. Buna bu 60 bin üstüne mi eklenecek 30 bin? O biraz güç çünkü zaten biliyorsunuz orada neredeyse zorunlu askerlik gibi bir sistem uygulamaya soktu. Hatta bazı Arap kabileler de buna tepki göstermişti hatırlarsanız. Arap aşiretler, düzeltiyorum. Dolayısıyla yani bunun bize yönelik bir yeni bir tehdit unsuru olması askeri olarak pek akla yatkın değil. Ama siyaseten bir NATO müttefiki olan ve Suriye'ye ilişkin kaygılarını defaatle masaya koymuş olan, 911 kilometre sınırı olan, İncirli'ye ev sahipliği eden Türkiye'nin hiçbir kaygısının dikkate alınmadığı, adeta siz ne söylerseniz söyleyin biz bildiğimizi okuruz gibi laubali bir tavır içinde gözükmesi ABD'nin ve buna karşılık da Türkiye'nin bir başkanlık, cumhurbaşkanlığı seçimi kampanya mevsiminde olması, ona da bir milliyetçi cephe, milli cephe formülüyle gitmekte oluşu zannederim bu tepkiyi arttıran sebeplerden biri oldu. Yoksa Afrin'le Fırat'ın doğusu birbirinden ayrı yerler. Afrin'de ABD yok, Rusya var. O da Tel Rifat'ta gözlemci olarak ve belirli bazı noktalarda biliyorsunuz. Suriye Savaşı ve Türkiye'nin olası Afrin Operasyonu, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye-Rusya ilişkilerini nasıl etkiliyor? Dün akşam Işın Elçi'nin konukları Amber'in Zaman, Serhat Güvenç ve Musa Özurlu değerlendirdiler. Birincisi şunu hatırlatmakta fayda var. SDG'nin an itibariyle 60 bin mensubu var. Yani dolayısıyla bu 30 bin kişilik botu meselesi biraz çarpıtılıyor çünkü o 60 binin dahilinde olan güçlerden devşirilecek bu sınır gücü ve senin de işaret ettiğin gibi yeni bir hadise değil. Bu eğitimler zaten çoktan başladı. Hali hazırda sanıyorum 200'ün üstünde kişi eğitildi bu sınır gücü için ve buradaki maksat tabii sanıyorum biraz da burada yanlış anlaşılıyor.
sanki Türkiye'ye karşı YPG eğitiliyor ve bu Türkiye ile olan sınırını bir şekilde koruması için, Türkiye'ye karşı koruması için sanki Amerika eğitim veriyor şeklinde algılanıyor mesela. Halbuki Amerika'nın buradaki esas amacı IŞİD'e karşı kampanya kapsamında IŞİD militanlarının asla bir daha Irak'tan veya başka bölgelerden Suriye'ye sızmaması üzere, aynı anda da Suriye'den dışarı kaçmaması üzere önlem tedbir almak ve bu kişileri konuşlandırmak. Şam yönetimiyle Kürtler arasında bir rekabet olduğu, bir savaş olduğu vesaire söyleniyor. Evet, doğru. Yani nihai hedefler açısından bakıldığı zaman bir rekabet var. Ayrıca şey de var ama, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki mevcudiyetinden dolayı Şam rahatsız. Hı hı. Yoksa doğrudan Kürtlerin şu anda sağlamış oldukları edinimlerden artık geri adım atılmayacak ki bu kriz başladığı zaman Suriye'de zaten ademi merkeziyetçilik yönünde bir adım atılmıştı. Anayasada bir takım değişikliklere gidilmişti. Hatta bunun daha da ileri götürülmesi için çalışmalar yapılıyordu. Ama olaylar buraya geldi. Ve bundan sonra da ben zannetmiyorum artık. Yani Kürtlerin kazanımı, ha şey ismi olmayacak belki yani. Federasyon ya da başka bir isim olmayacak. Ama bu kazanımlarını koruyacaklar. Ve bunun pazarlıkları da aynı zamanda devam ediyor. Hı hı. Ve hatta bu süreç boyunca Suriye ordusu YPG'ye yardım etti. Yani Suriye yönetimi daha doğrusu YPG'ye yardım etti. YPG'nin de zaman zaman Suriye ordusuna, IŞİD'e karşı yardım ettiğini de biliyoruz. Rejimin bu arada İdlib'e doğru kazanımlar elde etti ya, hızlı ilerleme kaydettiğini. Çok önemli. Evet. Ya aslında yani bu Türkiye'nin hani zamanın daraldığını gösteren evet. bir şey ve bu dolayısıyla Ankara'nın bir an önce bir hamle yapması lazım. Sahadaki şey durum hızla değişiyor ve Türkiye'nin aleyhine dönmeyi, Türkiye ve desteklediği grupların aleyhine dönme ihtimali söz konusu. Dördüncü nedense, hani bugün kimde okuduğumu unuttum, çok özür dilerim. Hani o kadar çok şey okuyoruz ki bağışlasın bu fikrin sahibi. Bu arada Türkiye'nin bir İdlib, Afrin pazarlığı yapma artık imkanı da daraldı. Yani çünkü Rusya İdlib'e doğru bir hareket, işte Halep-Bab gibi yani olması çok zor. Olması, evet, hani bir alver tarzı bir şey olması da mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir, yani yüksek perdeden konuşarak, yani hani beni dikkate alın, oyuna dahil olayım ve hani taleplerimi değerlendirin çabası var. Yoksa girerim ve hani belki Türkiye bir oyun kuramayacak ama oyun bozma potansiyeline güvenerek bu ne diyelim yüksek perdeden dile getirdiği şeyleri söylüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter üzerinden Afrin Operasyonu ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Siyasilerin çocuklarından paralı askerlik yapanların Afrin Operasyonu'na katılmasını öneren Akşener, özellikle One Minute olayından sonra annelerinin dantelli masa örtüleriyle ölmeye ölmeye geldik diye bağıran şu kefenli tosunların da isim isim tespit edilip mutlaka askere alınmasını ve Afrin Operasyonu'nda başrolde yer almalarını tavsiye ediyorum dedi. Akşener, Afrin Operasyonu yapılmadan önce İncirlik ve Malatya'daki üslerin kapatılmasını gerektiğini söylerken, yüreğin yetiyorsa bunları yapacaksın, ondan sonra elin güçlü olarak bunlarla masaya oturursun açıklamasını yaptı. Akşener, 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olaraksa, külliyeyi Türkiye'nin bilim merkezi yapacağız, söz veriyorum kendi evimde oturacağım. Ankara'da 2+1 kiralık evde oturuyorum. İstanbul'da küçük bir evim var. Kendime ve sülaleme ait ne mal mülk varsa açıklayacağım. Cumhurbaşkanlığı süresince tek kuruşluk mal almayacağım ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Oda TV'ye yaptığı açıklamada aday olacağı ile ilgili iddialara cevap verdi. Pazartesi günü saat 12'de açıklama yapacağını belirten İnce, aday olup olmayacağı ile ilgili soruya Tabii adaylığımı açıklayacağım cevabını verdi. CHP 3-4 Şubat'ta 36. olağan kurultayını gerçekleştirecek. Genel başkanlık seçimlerinin yapılacağı kurultayda 60 kişilik parti meclis üyeleri de belirlenecek. Daha önce İstanbul Barosu Başkanlığı yapmış olan Profesör Ümit Kocasakal da genel başkanlığı adaylığını açıklamıştı. Şu an genel başkanlık aday adayı olarak gözüken İnce ve Kocasakal'ın aday olabilmeleri için kurultay delegelerinin
en az %10'unun yazılı önerisi gerekiyor. Muharrem İnce 5-6 Eylül 2014 tarihinde gerçekleşen CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmuştu. İnce 415 oy alırken Kılıçdaroğlu 740 oy alarak tekrar genel başkan seçilmişti. Seçimde 1181 delege oy kullanmıştı. Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği 48. olan genel kurul toplantısını düzenledi. Genel kurulda Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği ismini değiştirdi. Derneğin yeni adı Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği oldu. Oy birliğiyle alınan kararda TÜSİAD kısaltması korundu. Toplantıda konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu gazetecilerin tutukluluk hallerinin kalkması yönünde verdiği karar alt mahkeme tarafından maalesef uygulanmadı. Önde gelen hukukçularımızın hatta siyasi yönü neredeyse ne olursa olsun hukuka ve anayasal düzenimize aykırı buldukları bu kararla aslında Türkiye'nin AB üyeliğini demokrasinin yetersizliği üzerinden engellemek isteyenlerin eline tırnak arasında maalesef güzel bir koz verdiğimize şüphe yoktur. Türkiye'nin hem dünyada hak ettiği saygın konumunu koruyabilmesi hem de gelişmesi, kalkınması için yakın tarihin hepimizi sarsan bu travmalardan kurtulup hızla normalleşmeye başlaması gerekir. Bu nedenle atılması gereken ilk adımın daha önce de başka vesilelerle her zaman TÜSİAD olarak gündeme getirdiğimiz gibi o halin son bulması, bir daha tekrarlanmaması olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle buradan bir kez daha ben de paylaşmak istiyorum. Hain terör odaklarına en etkin güvenlik önlemleriyle darbe vururken yasama, yürütme ve yargımızı en ileri demokratik standartlara taşımak için her zaman şüphesiz devletimizin fazlasıyla yanında olacağız ve fazlasıyla da destek vermeye devam edeceğiz. TÜSİAD 48. olan genel kurulunda 2018 yılına girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi başlıklı bir raporu katılımcılarla paylaştı. Raporda Türkiye ekonomisinin bu yıl %4.5 büyüyeceği, enflasyonun %9.8, işsizliğin ise %10.5 düzeyinde gerçekleşeceği öngörüsüne yer verildi. Raporda hükümetin uzun zamandır ajantasında olan ve OVP'de de belirtilen reform programını gerçekleştirilmesi ya da bu yönde atılacak her türlü adımın büyüme ve yatırımları destekleyeceği belirtildi. 2018 yılında ihracatın 166 milyar dolar, cari açık işlemler açığının da %5.4 olmasının beklenildiği kaydedildi. Kazakistan'da kaza yapan bir yolcu otobüsü yandı. Olayda 52 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeybatısındaki Aktübe bölgesinde meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerin çoğunun Rusya'ya seyahat eden Özbekler olduğu tahmin ediliyor. 2200 kilometrelik yol çoğunlukla Rusya'daki inşaatlarda çalışan Özbekler tarafından kullanılıyor. Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki tansiyonu düşürmeye yönelik yeni bir adım atıldı. İki ülke Şubat ayında Güney Kore'de düzenlenecek olan kış olimpiyatlarının açılış töreninde tek bayrak altında yürüyecek. Ayrıca iki ülke tarafından ortak bir kadın buz hokeyi takımı oluşturuluyor. Olimpiyatlara ev sahipliği yapan Güney Kore, spordaki ortaklığın politik açıdan buzların eritilmesine katkıda bulunmasını umduklarını açıkladı. Bir olimpiyat seremonisi iki ülkenin birleşmesi için küçük bir adım olsa da birleşmiş bir Kore bayrağıyla yürüyen atletlerin görüntüsü Donald Trump yönetimini endişelendirecek gibi görünüyor. Birlikte tezahürat yapan Kuzey ve Güney Koreli kalabalıklar Trump'ın savaş tehditlerinin karşısında güçlü bir sembol olacağı benziyor. Beyaz Saray yetkililerine göre Kore lideri Kim Jong-un'un amacı Kore Yarımadası'ndan Amerikan güçlerini tahliye etmek ve Kuzey Kore ile Güney Kore'yi tek bayrak altına birleştirmek. Karardan sonra Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada iki ülkenin atletlerinin daha önce de birlikte yarışmış olduğu hatırlatılarak bunun önemli bir adım olarak görülmediği mesajı verildi. Kuzey ve Güney Koreli sporcular ilk kez 1991 yılında Masa Dünya Tenisi Şampiyonası'nda Birleşik Kore bayrağı altında yürümüştü. Bayrak en son 2006'da Torino Kış Olimpiyatları'nda kullanılmıştı.
Birlikte kurulacak buz hokeyi takımının yanı sıra Kuzey Kore, olimpiyatlara 230 kişilik bir pompon kız ekibi göndermeyi teklif etti. Kuzey Kore atletlerinin özgürlüğün tadına bakmasını umduklarını söyleyen ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Michael Anton, Kuzey Kore'nin propaganda yapıyor olduğunu vurguladı ve atletten daha fazla müzisyen ve pompon kız gönderiyor olmaları şaşırtıcı değil dedi. Alternatif Ekonomi programında Recep Berber ve Ufuk Çeren'in konuğu, kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen akademisyen Ulaş Bayraktar kültür haneyi anlattı. En başından itibaren aslında bu sadece kütüphaneden ibaret bir fikir değildi. İlk konuşurken, hayalini kurarken ki aklımdaki bina benim 3 katlı bir binaydı. Altı kafe, o üstü kütüphane. En üst katı ya da bunlar değişebilir bir konferans salonuydu. Dolayısıyla hem bir kamusal alan hem bir tartışma mekanı hem de bir çalışma mekanı olmasını umuyorduk. Bunu yatay olarak birazdan eğer fırsat olursa sizi gezdiririm. Bu üç işlevi yani kamusal alan, akademik alan ve böyle bir sosyal alan üç işlevlerini barındıran bir yer aklımızda hep vardı. Dolayısıyla sadece kahve yapmak için, sadece çay yapmak için buradan işte adisyon kesmek için açmadık bu mekanı. Hala da onda ısrarlıyız. Buranın anlamı başka diye düşünüyoruz. Tabii hocam bu manada galiba bir de sonradan kütüphane eklenmiş ve şu an kütüphanede de sanırım atölyeler ve doktorasını hazırlayan öğrencilerle birlikte çalışmalar yapılıyor. Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Nasıl faaliyetler dönüyor? Yani işte o ilk etaptaki fikirlerden biri de oydu. Hani bizim burada hala öğrencilerimizle hala bir aklımızda aklımızın erdiği konuları paylaşabilmek, yardımcı olabilmek için bir mekan, bir alan yaratma iddiamız olduğu için bunu devam ediyoruz. Nasıl devam ediyoruz? Zaten kütüphaneye gelen arkadaşların takıldıkları yerlerde yardımcı oluyoruz. Eğer çok boşsak masalara konsomasyona gidiyoruz. Hani takıldığınız bir yer var mı anlatalım mı diye. Başka tür bir akademik konsomasyon şeyimiz var. Onun haricinde burada bir takım çalışmalar yapıyoruz. Özellikle doktora düzeyindeki arkadaşlarla yarım kalan biz burada bir heyecanla bir medya kültür kentte interdisipliner bir doktora programına başlamıştık. Onun öğrencileri, siyaset biliminin öğrencileri, psikolojinin, sosyolojinin öğrencileriyle burada belli temalarda haftalık buluşmaya çalışıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 maçlarının son gününde çeyrek finalistler belli oluyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 maçlarının 3. gününde son 2 finalist bu akşam kesinleşiyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'u eleyen Atikel Konyaspor, Başakşehir'i eleyen Akın Çorap Giresunspor, Telesit Mobilya Akhisarspor ve Gençler Birliği tur atlayıp çeyrek final biletini alan takımlar oldu. Kendi evinde 3-0 galip gelen Galatasaray, Bucaspor deplasmanında sahaya çıkıyor. Kayseri'deki ilk maçı 3-1 kaybeden Antalyaspor ise Kayserispor karşısında evinde tur için sahaya çıkacak. Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nin açıklamalarına göre ünlü ressam Vincent Van Gogh'un 1886'da Paris'te geçirdiği dönemde Montmartre Tepesi'ndeki Taş Ocağı adlı bir eser çizdiği ortaya çıktı. Post izlenimci eserleriyle tanınan Vincent van Gogh'a ait bu eserin 1886'da çizdiği bilinen diğer bir resim The Hill of Montmartre with Stone Quarry adlı eserin eksik parçası olduğu tahmin ediliyor. 1917'de Georgina Vermeer adlı bir Hollandalı tarafından satın alınan bu yeni eser Vermeer'in torununun ortaya çıkarmasıyla 2013'ten beri araştırılıyordu. Tartışmalara katılan Amsterdam Van Gogh Müzesi ise çalışmaları sonucunda eserin orijinal olduğunu kararlaştırdı. Yeni keşfedilen eserde Paris'teki bir taş ocağı betimleniyor. Esere Montmartre Tepesi'ndeki taş ocağı adı verilirken Singer Museum'un basına tanıttığı bu yeni eserin ressamın daha önce akademik eğitim aldığı Belçika'nın Anvers kentinde yapıldığı belirtiliyor. Yeni eserin ardından
Van Gogh'un akademik çalışmalarına dair şüpheler ortadan kalktı. Güne bakışın bu akşamlık sonuna geldik. Sırada açık oturum var. Medyaskop TV'nin 121. açık oturumunda Sedat Pişirici'nin konukları Ertuğrul Günay, İştar Gözaydın ve Ömer Laçiner. Saat 21.30'da ise Servet Dilber ve Sinan Çakmak'la Göz Kararı programını izleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.